Akıncı inşallah 2021'de göreve başlayacak. İkinci ve üçüncü prototipini biz şu anda, ikinci prototipi bitti. Üçüncü prototipi ve seri imalat ürünü olan Akıncı'yı üretiyoruz şu anda. Bir yandan tabii geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Tabii bunun kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrasında göreve başlaması mümkün olacak. Hedefimiz bu yönde. Tabii kendi, özellikle Akıncı kendi sınıfında neredeyse hiçbir insansız hava aracında olmayan, bunlar sınıf sınıf biliyorsunuz insansız araçlar, hiçbir insansız hava aracında olmayan özellikler barındıracak. Bütün bunlar da milli savunma sanayimizin ekosistemi sayesinde olacak. Yani bugün burada roket yarışmasını düzenleyen Roketsan önemli mühimmatlarını, seyir füzesini geliştiriyor. Yine TÜBİTAK SAGE farklı teknoloji sistemlerini geliştiriyor. Aselsan öndeki radarını yapıyor. Yani bu da aslında Teknofest gibi Akıncı'da bir anlamda takım oyunu. Bütün o alt sistemlerle birlikte o kabiliyetleri kazanacak. Bizim geliştirdiğimiz sistemler tümüyle otonom uçuş yönünde, yapay zeka bilgisayarları yönünde. Yani hava aracının robot uçak bunlar bir anlamda biliyorsunuz. İşte otomatik bir şekilde görev yapmasını sağlayacak yönde ama diğer mühimmat sistemleri, bunun yanında elektronik harp sistemleri hep milli savunma sanayimizin eserleri ve farklı çok geniş bir yelpazeden alt sistemlerle donatılıp o söylediğim kabiliyetlere sahip olmuş olacak Akıncı. İHA'larımız hem deniz kuvvetlerimizin envanterinde hem Ege'de hem Akdeniz'de görev yapmaya devam ediyorlar.